Merhaba arkadaşlar, ben Fuat Diri, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videoda Gaziantep yemeklerini deniyorum. Gaziantep yöresine ait olan, sabah kahvaltısı olan nohut dürümü yemeye gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, Gaziantep'in meşhur nohutçusu olan dürümcü Recep Usta'ya geldim. Şimdi burada bir Gaziantep yöresine ait olan kahvaltı, yani kahvaltı dediğinizde aklınıza peynir, zeytin, yumurta gelmesin. Kahvaltı nohutlu olarak kahvaltıyı açıyorlar. Nohut dürüm yiyerek kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bir tane acılı nohut isteyeceğim. Bir de yanında bir tane ayran içeceğim. Acılı nohut 30 lira tanesi bir dürüm. Ayran da 10 lira arkadaşlar. Toplam 40 lira ediyor. Ben bir acılı nohut dürüm alayım abi. Buranın sahibi oluyor galiba. Sahibi oluyor kendisi. Arkadaşlar, ben çıkarken ödeme yapacağım. Şimdi bir dürümü alacağım. Bir acılı nohut alayım. Bir tane de ayran. Acılı nohut, bir ayran. Oradan yardımcı olmaya çalışıyor kendisi. Bir de kola versene. Salatasını atıyorum. Aynen at. Arkadaşlar, hazırlanmış böyle. Yanında da bir tane ayran aldım. Şöyle. Arkadaşlar, bu arada kısa bir bilgi geçeceğim. Dürümcü Recep Usta 1977'de kurulmuş. İlk şubesi İbrahimli'de açılmış. Dürümcü Recep Usta Bünyamin Recep Kesen sahibidir. Yani dürümcünün asıl sahibi Bünyamin Recep Kesen'dir arkadaşlar. Yanında, dürümünün yanında bir tane bunlar var. Bunlar çok acı. Bunları yemenizi tavsiye etmiyorum. Ben bunları yemeyeceğim. Bayağı acı bunlar çünkü. Şimdi nohut dürüm yersiniz arkadaşlar, kimyon. Kimyon çok güzel, tadını değiştiriyor kimyon. Kimyon atıyoruz. Bu arada dürümler bu şekilde. Çok acılı, çok lezzetli bir kahvaltı oldu benim için. Şimdi... Arkadaşlar, normalde burası çok kalabalık oluyor. Ben öğleye doğru çok kalabalık oluyor, çok yoğunluk oluyor. Buralarda böyle sıra oluyor zaten. Self servistir. Kendiniz alıyorsunuz masaya. Şimdi... Tabii acılı nohut, bir paket ayran, büyük ayran. Evet. Bir de bir suşi. 45 lira. Arkadaşlar, 30 lira, 10 lira da ayran, bir de bir tane su içtim, 45 lira toplam. Arkadaşlar, Recep Usta dediğim gibi Bünyamin Recep Kesen tarafından açılmış bir şube. İlk şubesi İbrahimli'de açıldı. Burası da dürümcü Recep Usta Gazi Muhtar'da oluyor. Gaziantep Gazi Muhtar'da oluyor. Zaten bilmeyenler için de haritada Dürümcü Recep Usta yazarsanız burası çıkar zaten. Konum sizi buraya getirir. 45 lira tuttu arkadaşlar. Hiçbir şey değil. Ucuz, doyurucu bir yemek oldu. Sabah kahvaltısında tercih ediliyor. Nohut dürüm Gaziantep'in yöresine ait olan bir kahvaltısı diyelim. Her öğünde yenilebiliyor zaten arkadaşlar, doyurucu olduğu için. Şimdi arkadaşlar, buradan bir beyrancıya gidelim arkadaşlar. Sırada beyran var. Beyran içerken beyranı da anlatırım. Geldim arkadaş, beni TikTok'ta görmüş kendisi. Videomu izlemiş. Doğrudur. Hani doğrudur. 1 milyon izlenen videomu izledim galiba. Doğrudur abi. Oradan tanıdı beni. Eline abi, sağlık. Çok abi, teşekkürler. Sağ olasın abi. Eyvallah. Arkadaşlar, beyran kültürü 1887 yılına dayanıyor. Gaziantep'in en meşhur olan İmam Çağdaş'ın ustasının torunu olan beyran. Hani İmam Çağdaş'ta çalışan en meşhur ustanın torunu olan beyran. Beyran adı oradan geliyor, beyran geleneği. Kışın çokça tüketilen faydalı bir çorba. Bin türlü hastalığa çok iyi geliyor. Grip hastalığına falan önlem olarak
buradaki halk beyranı tercih ediyor. En çok sabahları içiliyor. Kışın çok tüketiliyor. Bir de gece. Gece yani 12'den sonra tüketilen bir çorbadır bu. Şimdi tadına bakalım arkadaşlar sizin için. Yapılışı da içine koyun eti, koyun kemiğiyle yapılıyor genellikle. Bolca sarımsaklı oluyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kesinlikle bu ilaç ya. Arkadaşlar çok daha fazla yiyemem. Anca yiyebildim. Bayağı da yedim yani. Çok az olmasına rağmen bayağı yedim. Eyvallah, teşekkürler. Arkadaşlar burası Şahin Usta. Haritada yazdığınız zaman Şahin Usta diye yazdığınız zaman çıkar burası. Burası kaç yıllık hocam? Burası mı? Evet. 8 yıllık. Kaç yıllık? 8 yıllık. Yani Şahin Usta ismi 8 yıldır mı var? Evet. Arkadaşlar Şahin Usta burası 8 yıldır var. Zaten beyran 1887 yılından beridir var. O anlattığım gibi. İmam Usta olarak geçiyordu. İmam Usta vefat ettikten sonra bundan aldılar. Hep. İmam Usta gibi aldılar. Evet. Burayı değil mi? Evet. İmam Usta. Burası İmam Usta'ydı. İmam Usta'ydı. Evet. Anladım. Teşekkürler. Tanınmış yani İmam Usta. Evet. Evet. Bir beyran vardı, bir suyun vardı. Ne kadar etti? 110 lira. 110 lira. Arkadaşlar beyran ne kadar? 105. Arkadaşlar beyran 105 lira. Toplamda 110 lira etti. Bir tane de su da vardı suyla beraber. Ben bir ödemeyi yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar beyran 105 lira, gördüğünüz beyran. Bir tane de su içtim. 110 lira toplam. Toplam 110 lira ödedim. Burası Şahin Usta. Şahin Usta... Bu sadece bu restoran 8 yıldır var. 8 senedir var bu restoran. Ama dediğim gibi beyran 1887 yılına dayanıyor. Birçok rivayet var. Birçok rivayet varmış. Ama ben size en öne çıkanı anlatayım. Gaziantep'in İmam Çağdaş adındaki en meşhur ustanın torunu olan beyran bu geleneği başlatıyor. Oradan ta gelenek oradan başlıyor. Beyran bin türlü şeyi var. Yani bir beyranın çok faydası var arkadaşlar. Tadı güzel yani. Kötü bir tadı yok beyran çorbası. Bolca etten yapılıyor. Sarımsaklı, bol sarımsaklı arkadaşlar bu arada. Bir sonraki rotamız lahmacun. Gaziantep'in meşhur olan çıtır lahmacunu yemeye gidiyorum arkadaşlar. Çıtır lahmacun. Çıtır çıtır yani bildiğiniz. Birazdan görürsünüz arkadaşlar. Çıtır lahmacuna gidiyoruz arkadaşlar. Lahmacun yemeğe gidiyoruz. Arkadaşlar çıtır lahmacun. Burası 21 yıllık arkadaşlar. Tam 21 yıldır burası işletmede. Arkadaşlar buraya gelirsiniz açık ayran için. Açık ayranı çok güzel. Çıtır çıtır. Arkadaşlar gittiğim yerler 65 lira arkadaşlar. Bu işletme 21 yıllık dedim. 22. yılına giriyormuş. Çıtır lahmacun. Burası Demokrasi Meydanı. Gaziantep Demokrasi Meydanı'nın hemen yanı başında çıtır lahmacun. Haritada yazdığınız zaman çıkıyor zaten. Çıtır lahmacun olarak çıkıyor arkadaşlar. Burası da bitti. Ben yarımdan daha fazla yedim. Bayağı yedim. Gaziantep'in ucuz, hem ucuz hem de güzel, meşhur olan Muhsinzade kebap yemeye gidiyorum arkadaşlar. Muhsinzade Türk şiş kebap yazarsanız haritada çıkıyor. Şu an oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Haritadan baktım. O da 1 kilometre 200 metre yazıyor. 1 kilometre 200 metre yürüyeceğim arkadaşlar oraya kadar.
kebabı deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım orası ne kadar tutacak. O göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Arkadaşlar kebap yemeden önce bir atlum içeyim dedim. Soğuk soğuk. Sabahtandır bir şey içmedim ayrandan başka. $30 arkadaşlar bir atlum. Temassız. Eyvallah. Aldı değil mi? Kolay gelsin. Usta kolay gelsin. Arkadaşlar bir atom da içtim. Burası Atomcu Gürbüz. Adana şalgamcısı yani. Şöyle. Burası çarşının göbeği. Bir atom içeyim dedim arkadaşlar. Kebap yerine doğru gidiyorum arkadaşlar. Yolum bayağı uzun. Bayağı uzakta gideceğim yer. Yürüyerek gidiyorum. Bakalım kebabı nasıl arkadaşlar? Fiyatını çok merak ediyorum. Eskiden fiyatı çok çok ucuzdu, çok uygundu. Bayağı yani uygundu. Şöyle söyleyeyim size. Bir Adana kebabı 16 liraydı arkadaşlar. Bir kebap 16 liraydı. Şu an ne kadar bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Arkadaşlar Adem Usta'da bir tane limonata içiyorum. Çok çok soğuk bir limonata, ferahlatıcı. Sıcak havada çok iyi geliyor. Adem Usta müşterileri böyle çağırıyor arkadaşlar. Ben buradan geçiyordum. Bu sese geldim arkadaşlar. Bu ses olmasaydı ben limonata içmeyecektim. Usta ne kadar? 10 lira. Arkadaşlar limonata 10 lira. Adem Usta benden almak istemedi. Sağ olsun ikramım diyor kendisi. Çok teşekkürler abi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Arkadaşlar limonuz güzel limonatası. Meyan şerbeti var. Sıcak havalarda çok serinletiyormuş meyan şerbeti. Ben sevmiyorum onu. Bana acı geliyor. Limonata içtim. Hava da zaten çok sıcak. En azından biraz soğuk soğuk. Nursizade'ye geldim. Burada bir kebap yiyeceğim. Usta bana bir tane kebap yapabilir misiniz? Hayır, acaba? Kıyma, tavuk, ciğer, kıyma. Kıyma olsun. Aynı. Tamam. Kıyma olsun. Ustamız buranın sahibi. Merhaba usta. Ustam burası kaç yıldır var? 45. 45 yıldır yani 1978'den beridir var. Arkadaşlar buranın hem kıyması kebabı güzelmiş hem de çok uygun arkadaşlar. Yani fiyatı gösterdim size. Bir kıyma 30 lira arkadaşlar. Tavuk 30 lira. Kuşbaşı 40 lira. Gayet uygun. Yani hem doyurucu hem uygun hem de tadı çok güzel. Meşhur bir yer arkadaşlar. Abla Zeyman'ın geldi mi? Zeyman geldi mi? Arkadaşlar İnanın arkadaşlar hiç yer yok. Ama bunun yarısını yiyeceğim. Hepsini yiyemem. Yani midem şişik şu an. Her şeyi yedim arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini yemedim bu kaldı. Bunu ben yemem. Vallahi yer yok. Çay içmedim arkadaşlar sabahtan. Bir çay içmedim. Yağlı yemekler yedim. Bir çay içsem çok iyi olur. Bir kıyma, bir ayran. Bir kıyma, bir ayran. Efendim? Temassız. Yani çok kalabalık olduğu için siparişler yeterli. Bir kıyma bir ayran vardı. Yani hemen bir 36 ciğer at ya. Bazıda da kıyma var böyle mi? Yok.
300 şirin attı. Kolay gelsin usta. Sağ elinize sağlık. Kolay gelsin. İyi oldu. Hadi kolay gelsin. Hadi. Sağ olun. Arkadaşlar ben yani bir kıyma, Adana kıyma bir ayran içtim 36 lira. Çok uygun. Yani burası gayet uygun. Bayağı uygun. Bence Antep'e gelirseniz 15, 14, 14 lira sadece zam yemiş ya. Hiçbir şey değil. Arkadaşlar videonun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.